Herkese merhaba. Bugün Beyazık Kahvaltıcısına geldik. Burası bence Berlin'in en ünlü kahvaltıcısından bir tanesi bence. Çünkü Instagram'da falan da hep karşınıza çıkabilir. Ve mutlaka bence gelmeniz gereken yerlerden bir tanesi buraya geldiyseniz. Şimdi biraz bekleyeceğiz 10 dakika. Biraz dolu çünkü. Cuma günü olmasına rağmen kahvaltı yapacağız. Çok açız, saat 1 falan. O yüzden seçelim. Şimdi yeni yerimize oturduk, yemeklerimiz de geldi. O kadar güzel şeyler geldi ki bu arada. Göster. Emoja English Breakfast söyledi. Bir de şu ortaya söylediğimiz carpaccio çok değişik bir tadı var. Biz daha önce gelip yemiştik zaten. Bir de ben direkt avokado bagel söyledim. Ve yanıma salata zaten. Böyle açız ki bence yiyelim. Emoja gözümün içine bakıyor. O kadar güzel yedik ki ama şu an çok ağırlık çöktü. Bir anda yediğimiz için yine şu sabah kahvaltı saatimizi birazcık ayarlayabilirsek her şey tamam olacak bence. Ama buraya geleceğiz diye biraz geciktik. Evet. Bir de son anda karar verdik. Aynen. Dediğim gibi mutlaka şuraya gelmelisiniz. İsmi buraya geldiğimizde. Benedict. Aynen. İki tane şubesi var. Biz daha yoğun olana geldik. Yani iki şube arasında zaten en çok yorum alan yere gelmiş olduk şu an. Bu arada sen çok da bir şey yemedin yani. Ben çok bir şey yemedim. Diyetteyim diye. Vallahi ben şu biraz an... Biraz midem küçülmüş. Onun mutluluğunda yaşıyorum şu an. Yaşayabilirsin. Bayağı az yedin yani. Evet evet çok az yedim. Yanımıza da şansımıza sağ tarafımıza Türk bir iki kız oturuyordu. Onlar da bizim Türk olduğumuzu fark edince bize biraz sohbet ettiler. Tabi onlar Almanya'da doğmuş büyümüşler. Ondan konuşmaları çok tatlıydı. Zoo'ya geldik, kahve içelim dedik. Anca bizi o götür çünkü. Zaten klasik kahve içtiğimiz yere gideceğiz. Hava da bir yumuşadı bu arada. Güzelleşti. Benim diyetim bu kararmış galiba. Yok ama bunu hak ettik. Ama evet, bir haftadır gerçekten bir haftadan da uzun bence. Bir haftadan da uzun. Yani ilk defa tatlı canım istedi de dedim ki hani yiyelim o da hepsini yemeyeceğim. Ha bu arada espresso macchiato aldım. Sen hiç denedin mi espresso macchiato? Yok denemedim, hiç olabilirim. Hep espresso içiyordum. Güzel. Espresso'nun doldu. Güzel yani, beğendim. Yumuşak. Şimdi biraz buradayız. Emrecan'ın dersi var. Benim de hiçbir şeyim yok ama kitap okurum diye düşünüyorum. Bu arada ben de kendim ilk defa İngilizce bir roman aldım. Hem İngilizcem biraz daha gelişsin diye, hem yeni kelimeler öğreneyim diye. Beach Read ismi. Şöyle bir kitap. İki tane yazarı anlatıyor aslında. Ve onlar eskiden birbirine aşıkmış vesaire. Mesela İngilizcemi de şöyle geliştiriyorum. Bilmediğim mesela kelimelerin altına yazıyorum. Bazı sayfada iki tane çıkıyor, bazı sayfada hiç çıkmıyor, bazı sayfada 15 tane kelime çıkıyor. O birazcık duruma göre, akışa göre değişiyor herhalde kitaptaki. Güzel oluyor, bilmediğim kelimeleri öğreniyorum. Günlük kullanımı nasıl oluyor vesaire. Bence İngilizceniz bir tık B1 ya da B2'nin üstünde olduğunu düşünüyorsanız tam geliştirebilir. Çünkü mesela şeyi de düşündük biz. İşte İngilizcemizin daha fazla nasıl geliştirebiliriz diye. İngilizce geliştiren kitaplar vesaire alalım diye. Ama ben de onlara çok kopuyordum. Yani çok çocuk hikayesi gibi oluyordu. Ama bunu okumak hem beni daha kitabın dışında tutuyor hem de hoşuma gidiyor açıkçası okuyabildiğimi hissetmek. Herkese günaydın. Bugün günlerden cumartesi ve hava çok güzel. Full güneşli. Dışarı çıkacağız. Dışarı çıkmadan da bir shake yaptım kendime. Bugün bir şeyler yapacağız. Bir bilim müzesine gidecekmişiz mi? Dinozor kemikleri falan var böyle. Evet, değişik bir müzeye gideceğiz yani. Bu arada bu bizim ilk müzeye gidişimiz olabilir. Elindeki bu bizim biraz... Yok yok ikinci. Bir kere gitmiştik. Evet. Ezme bizi ya. Evet, biz ezmiyorum. Aslında ilk büyük gittiğimiz müze değişik bir müzeydi. Eski kabileleri anlatıyordu. İşte Amerikan, Asya, Avrupa'da yaşayan eski insanların ve kullandığı eşyaları sergiliyorlardı. Değişikti o da ve ücretsizdi. Bu arada Berlin'de çok ücretsiz müze var ama bu bizim gittiğimiz galiba ücretli bir müze. Ama ücretini bilmiyorum şu anda, söylerim.
Sonrasında Hoysberg'e gideceğiz ve kebap yiyeceğiz. O yüzden zaten bu şeyi geçtim. Sabah biraz hafif geçsin. Hava çok güzel duruyor. Metro yolculuğumuz bitti. Bu ne çalışıyor? O kadar çiçekçi var Berlin'de ya. Evet, bir de havalar güzelleşti de hepsi daha çok yaşıyor. Evet. Yani gerçi Almanya'da var, gittiğimiz her yerde çiçekçi çok rastlıyoruz. Evet, evet, seviyorum. AVM'nin içinde bile var yani çiçekçi. Aynen, markette varlar. Ben Galatasaray maçlarından önce sarı kırmızı şey aldığım için hakimim biraz çiçeklere. Evet, totemi. Geldik tam arkamızdaki bina. Bilet sırası bekliyoruz. Öğrenciler için galiba 5 euroymuş. Öğrenci değilseniz de 11 euro vererek girebiliyorsunuz. Biraz araştırınca bayağı eskimiş, 1800'lerde yapılmış. Evet. Ve dünyanın en büyük dinozor iskeleti ve dünyanın en eski kuşlarından olan bir kuşun yine iskeleti mi görüntüsü burada varmış sadece. O yüzden bayağı önemli bir yer yani. Çok acayip renkler var ya. Şunu bir gösterebilirsin ama. Sopa gibi olanı mı? Evet. Biz onu ağaç dalı zannettik arkadaşlar. Ama böyle gözleriyle bakıyor resmen. Antenleri var. Yaşayabildiğini hayal ediyor musun bunlarla ya? Yok, hayal edemiyorum. Edemezsin zaten. Çok büyük. Daha demin dışarıda bahsettiğimiz en uzun, dünyadaki en uzun dinozor iskeletiymiş. Bu yandaki de şöylemesine uzun. Evet. 27 metreydi. 27 metre ne aşkım ya. Çok uzun. Peki bir şey söyleyeceğim. Bayağı gidiyor. Şunun ağırlığını söyler misin? 50 ton. 50 ton ne ya? Şöyle sana bir dokunsa böyle bir bacağıyla geçerken yanlışlıkla. Ne dokunsa? Bence yeri falan titretiyor. Evet. Aşkım, evimizde nasıl bir banyo ya da şey nasıl bir mermer düşünüyorsun? Ben şunu beğendim. Neymiş onu? Hemen ustalara söyleriz biz. Hemen. Kalekim'de falan vardır öyle. Bunlar ne? Kayalar değil mi? Evet. Şeylerin altında oluşmuş falan. Sıkışmış ve çarpışma sonucu ortaya çıkan hem basınç hem ısıyla beraber farklı farklı parçalar. En babasına geldik. T-Rex diye herkesin Jurassic Park falan filmlerinden bildiği. Bu. Bunu gördün mü? Topuk ya direkt. Evet, baksana ama ön bacakları ne kadar kısa. T-Rex'le karşılaştığınızda küçük bir taktik göstereceğim. Şöyle yaptığınız zaman, yerden taş alıyormuş gibi yaptığınız zaman o bir anlık bir afallayacaktır. İşte oradaki 2 saniye sizin kaçma süreniz. Evet, hemen afallar o da. Ne oldu? Hoparlör, elin hoparlör gibi oluyor. Bakayım. Bir dene. Sesi duyuyorsun. Bayağı konuşuyor adam ciddi ciddi. Titriyor ondan. Ama buradan duyabiliyorsun. Ama orada net duyuyorsun. Ha, evet, yani. Ciddi titreşim. Evet. Bu dayı kim acaba? Bunu bilmiyorum. Kim bu? Bence bunun bulucusu aynı. Bunu yapan kişi. Eve geldik ve o kadar yorgun hissediyorum ki kendimi çünkü çok yemek yedik. Yani biraz da hava sıcaktı. Yani hem sıcaklık hem o kadar kebap biraz ağır geldi tabii ki. Ve biz hasır dönercisine gittik. Zaten illaki duymuşsunuzdur. Bizim için farklı oluyor arada gitmek oraya. Bir de bence mutlaka müzeye Berlin'e geliyorsanız mutlaka gidin. Zaten Oğuz söyledi bize de. Evet. Celal Şengör falan da böyle hani müzelere gitmeniz gereken müzeleri sayınca Berlin'deki bu müzeyi sayıyormuş yani.
dünya üzerinde ünlü bir müzeymiş. Evet. 150 milyon yıl önceden kalan böcek fosilleri, balıklar, canlı türleri, yani insan hariç bütün canlı türlerini anlatıyordu orada. Gördüğümde çok şaşırdım. Bu kadar beklemiyordum. Tamam, öldüler. Bilmemiz gereken bir yer. Ama bu kadar devasa bir dinozor iskeletini göreceğimi beklemiyordum. Evet ya, ilginç bayağı. Çizgi film ya da bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz şeyi görmek çok biraz farklıydı. Garip hissettirdi. Evet. Hani onu görmek böyle farklı hissettirdi yani. Evet, çok farklıydı. Hani onların dişleri, ağızları, kafatası, tüm böyle kuyruğundaki tüm iskeleti, elleri, tırnakları çok değişikti. Yolunuz düşerse bence mutlaka gidebilirsiniz.